Nasılsınız? Başak ve omuz dekoltesiyle beraber oturuyoruz. Peki, bu akşam ne var? Sen çal kapımı! Saat 20'de başlıyor. Yani 21 dakika önce başlamış mı oldu? Ah, oldu mu? Ne var bu akşam? Sen canlı yayın mı yapıyorsun? Bak. Ha, bu canlı yayın mı oluyor? Canlıyız. Canlıyız. Akın bu akşam ne var? Sen çal kapımı. İyi seyirler. Akın hazırmış. Canlıyız. Burak. Ömer. Sen Selçuk. İzlemeye pişman oldum. Baran. Çok az vaktiniz kaldı. Engin. Canlı bir bölüm. Halil. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Burak. Bundan. Bir şey diyeceğim mi? Sen tanıdın. Peki en sevdiğin oyuncu kim? Burak Tüset'te. Onlara girmeyelim ya. Onlara girmeyelim. Şu an arkadaşlar bu iki güzel insanın yakınları çekilecek. Ve ben bu güzel insanın yakınını çekeceğim sizinle. Sizinle. Kayda mı gireceğiz? Evet. Sakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bir öpücük yollar mıyız herkese? Özgür öpücük, özgür. Öpücük, hadi herkes öpücük, öpücük, öpücük. Öpün ya, öpün. Kim var? Burak. Ben yokum abi, niye gösteriyorum? İşte Selçuk ya, Selçuk ya. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hande. Bay bay. 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 İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Evet, ben canlı yayın istedim. Bir önceki videomda dedim ki ya canlı yayın yap Kerem dedim artık dedim yani işte Hande birlikte canlı yayın yapın dedim. Setten olsun ya da işte çekim arasında olsun. Ondan sonra o videoyu yayınladığın anlarda evet canlı yayın yaptılar. demek ki ya duydular ya da belki de sizin de isteğinizle birlikte böyle bir şey yaptılar. Evet canlı yayın yaptı. Çok kısaydı aslında. 2 dakikalık falandı yaklaşık olarak. Canlı yayında tabii sette çekim arasında yani çekim esnasında yaptı Kerem Bürsin. Açtı bir anda. İşte bakın böyle Hande'li falancı çekim ekibi setin ortamını gösterdi bize. Akşam saatleri. Artık hava kararmış. Akşam saatlerinde yok, hava da kararmamış. Burada perde koymuşlar. Evet, perde koymuşlar. Bakın, ben şimdi şu an fark ettim. Yani akşam çekiliyor havası vermek için siyah perde koymuşlar camlara. Dolayısıyla da ışık girmesini engellemişler. Bakın işte çekim ekibi arkada. Kerem diyor ki işte bu ikilinin diyor şu an yakın çekimleri yapılacak diyor. Karşıda gösteriyor. Beni en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi burada. Kerem'in set çalışanlarının isimlerini tek tek söylemesi, ezbere bilmesi ve tanıması tek tek söylemesi. İşte, o ikisinin yakın çekim yapılacak. Bütün herkesin ismini biliyor. Yani tabii diyeceksiniz ki evet bilecek orada çalışıyor. Ama işte öyle olmuyor izleyen. Her oyuncu bilmiyor. Hande'ye de yakınları ben seni çekeceğim diyor. Öyle güzel ona. Panlıyor, zoomluyor, zoomluyor. Ben de senin yakınlığını çekeceğim diyor. Hande diyor. İşte görüyorsunuz. Böyle bir güzel, bir, yani iki dakikalık da bile olsa pek çok şeyi aslında anlatan bir canlı yayın izledik. Bak, Kemal diyor, Burak diyor. Selçuk diyor kameraman. Hemen alıyor. Hande'yi mutlaka işin içine katıyor. Yayına oturuyorlar. Görüyorsunuz.
Bu canlı yayında Kerem, 2 dakikalık bile olsa işte sevenlerinin, o diziyi izleyenlerinin gönlünü hem almış oluyor, hem de neler yaşandığını sette görüyoruz. Dikkat ederseniz set çalışanları, aslında oyuncular da biraz da bir şey. Set çalışan hepsi yorgunlar, izleyenler. Gerçek anlamda yorgunlar. Hem sıcak ortamda çalışıyorlar, hem de saatlerce süren, günlerce süren bir çalışma söz konusu. Sabah erken saatte başlanıyor, akşam geç saatlere kadar devam ediyor mecburen. Ki o bölüm, bir tane bölümü yetiştirsinler diye ve 5 gün içinde bir bölümü yetiştirmeye çalışıyorlar. 2 saatlik bir bölümü. Aslında her hafta bir sinema filmi çekiliyor. Normalde biliyorsunuz sinema filmleri öyle birkaç ay sürer çekimleri. Yani ama siz, onlar gidiyorlar her hafta bir sinema bölümü çekiyorlar. Dolayısıyla da bakın, kameraman arkadaşlar, set çalışanları hepsi yorgunlar ama iyi ki Kerem Bürsin faktörü var, değil mi? Çünkü neden? Bakın, herkesin yüzünü güldürüyor Kerem bir anda. Onların ismini tek tek söylüyor, gönüllerini alıyor, biraz ufak espriler yapıyor. Bir anda ortama neşe katıyor Kerem Bürsin. İşte böyle bir oyuncunun aslında böyle bir projede yer alması onlar için de gerçekten büyük bir şans. Hande Erçel'in Kerem Bürsin'e yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor. Kerem Bürsin'in Hande Erçel'le birlikte yakınlaşması, daha doğrusu Hande Erçel'in Kerem Bürsin'den, ikisi tabii birbirine etkilendir ama Hande Erçel'in Kerem Bürsin'den bu kadar çok etkilenmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu. Kerem Bürsin'in gerçekten doğal olması, böyle içten olması, neşeli olması, espri yapması, espri katması. Şimdi diyeceksiniz ki bazı çok fazla olabilir. Bazen ayarı kaçıyor olabilir bazı şeylerde ama sonuçta ne olursa olsun onun da mutlaka bir şekilde törele ediliyor. Set ortamında bu şekilde bakın neşe katıyor. Yani kattı kendisi. Hem kendisi biraz böyle pozitif oldu. Biraz şöyle şeyini arttırdılar o anda. Hem bakın burada işte mesela oyuncular tabii biraz gergin. Çünkü onların yakın plan çekimleri yapılacak. Onun işte hazırlığı yapılıyor. Kameralar onlara dönük şu an. Yani bir de böyle bir durum var. Yani mesela aynı sahneyi şu an oturuyorlar mesela burada. Belki o sahne 1 saat, 2 saat sürüyor. Evet. Yani önce onların yakın uzaktan genel çekimi yapılıyor. Sonra yakın çekim yapılıyor. Şimdi daha önce belki de sonra Hande ile Kerem'in yakın plan çekimleri yapılacak. Uzak çekimi yapılmaması onlar yapılacak. Yani dolayısıyla bu şekilde bir süreç işliyor. Çok zor bir gerçek. Kerem Bürsin bunu biliyor ve orada bakın herkesin ismini söylüyor. Herkesin. Orada kameramanından ışıkçısına, orada set ekibinde işte yer alan bütün arkadaşların herkesin ismini öğrenmiş, onları tanıyor, onlarla şakalaşıyor izleyenler. Bu çok önemli. Başrol oyuncusu, ben kasıntıyım, ayağını gezmiyor. Yani ben işte başrol oyuncusuyum. İşte böyle havalar, bir şeyler falan, egosu begosu yok Kerem'in. Orada herkese artık arkadaş, kanki olmuş. Onlar da bunu çok iyi görüyorlar ve gerçekten o yüzden de sette ki çalışmalar diziye yansıyor, o güzel duygular, o neşe, o diziye yansıyor. Hande Erçel'e bu şekilde işte Hande Erçel hani diyordu ya, sen çok işte böyle şey, ama işte bakın yani burada Hande Erçel de artık farkına varmış bu şekilde neşeli olmak gerektiğini. Tabii ki ciddi olacaksınız ama yani hep ciddi. Hele ki böyle bir saatlerce süren sıcağın içinde, ortasında bir yapılan çekimlerde artık yani böyle sus pus, böyle kasıntı olmak da çok zor ya be izleyenler, değil mi? Akşam yemeği sahnesi çekiliyor. İkili işte orada aynı masada oturuyorlar. O şekilde bir sahne çekiliyor. İlerleyen günlerde göreceğiz inşallah bu bölümü de. Bir anda yaptılar canlı yayını. Ben canlı yayın yapın dedim. Bir baktım canlı yayın yapıyorlar. Anında ben de
koydum sisteme. İzlemişsinizdir. Anında ben de aynı şekilde Kerem Bürsin yaptığı anda koydum. Ve şimdi de onun üzerinden ben size bazı şeyleri, dikkatimi çeken şeyleri de anlatayım dedim. Yani burada izleyenler, sizin bir solukta izlediğiniz dizinin bölümlerinin aslında ne kadar aslında öyle hani kolay olmadığını, kolay çekilmediğini aslında biraz Kerem Bürsin de göstermiş oluyor bir şekilde sizlere. Görüyorsunuz, bakın arkadaşlar böyle artık şey olmuşlar, yorgunlar, erken kalkıyorlar, sıcakta çalışıyorlar. Bir de öyle bir şey ki mesela Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanında sahnesi çekilmiyor. Başkalarının da sahneleri çekiyor. Onlar için de çalışıyor arkadaşlar. Yani ve bütün o malzemelerin toplanması, oraya kurulması hepsi onlardan sorumlu. Oyuncular gelmeden önce set hazırlanıyor. Onlar oyuncular önce geliyorlar. Sonra gidiyorlar. Çekimlerden sonra onlar gidiyor. Yani gerçekten zorlu bir süreç bu dizi çekimleri. Bunun üzerine kaç defa hep konuşuldu, tartışıldı dizi sürenin kısaltılması konusunda. Ama bir sonuç elde edilemedi hala. Bakalım inşallah başka zaman, ilerleyen zamanlarda bunun bir çözümü inşallah bulunur. Çok uzun süreler gerçekten. Seninle diyor. Kerem Bürsin Hande Erçel'e mutlaka takılmadan edemiyor sevgilisine. Efendim, bununla ilgili böyle bir değerlendirme yapayım dedim. Daha başka haberlerimiz de yine olacak. Bizi izlemeye devam edin. İlgilenir diliyorum.